Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hane'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere tamlamalarla ilgili üçüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdaki dizelerin hangisinde at tamlaması kullanılmamıştır diyor. Senden aldım bu feryadı, bu imiş dünyanın tadı. Bakın dünyanın tadı derken birinci sözcük tamlayan eki almış. İkinci sözcük de iyilik eki aldığı için burada belirtili isim tamlaması kullanılmıştır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa. Veysel adı birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyilik eki aldığı için burada belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır. B seçeneğini de elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Bizim halimizden haber soranlara selam olsun. Bizim halimiz birinci sözcük tamlayan eki almış, ikinci sözcük iyilik eki almış. Her ikisi de ek aldığı için burada belirtili isim tamlaması kullanılmıştır. O yüzden bunu denemiş oluruz. Bulanık bulanık akan dağların seliyim şimdi. Dağların seli birinci sözcük tamlayan eki, ikinci sözcük iyilik eki aldığı için burada da belirtili isim tamlaması kullanılmıştır. E seçeneğinde elemiş oluruz. C seçeneğinde ise Derviş Yunus söyler sözü yaş doludur iki gözü ifadesinde. Bakın herhangi bir isim tamlaması yok. Sıfat tamlamaları var. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır? Ateşten zehrini tattım bu okun. Bir anda kül etti can elmasımı. Bakın burada arkadaşlar zehrin oku. Yine birincisi tamlayan eki almış, ikincisi iyelik eki almış. Dolayısıyla burada görmüş olduğunuz gibi her ikisi de ek aldığı için belirtili isim tamlaması kullanılmıştır. Yine can elmasım derken birincisi ek almamış, ikincisi iyelik eki aldığı için burada da belirtisiz isim tamlaması vardır. İsim tamlamaları kullanıldığı için A seçeneğini elemiş oluruz. Ensemin örsünde bir demir balyoz, kapandım yatağa son çare diye. Bakın ensemin örsü tamlayan eki almış, iyelik eki almış. Dolayısıyla burada belirtili isim tamlaması var. Demir balyoz derken de balyozun neyden yapıldığını ortaya koymuş. Burası da takısız isim tamlamasıdır. İki tane tamlama kullanılmış. Bunu denemiş oluruz. C seçeneği dursun. Sanki burnum değdi burnuna yokun. Kustum öz ağzımdan kafatası mı? Bakın arkadaşlar buradaki tamlama yokun burnu tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş. Belirtili isim tamlaması var. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Evet her şey bende bir gizli düğüm. Ne ölüm terleri döktüm nelerden. Burada ise ölüm terleri birinci sözcük tamlayan eki almamış, ikinci sözcük ise iyelik eki almış. Dolayısıyla burada belirtisiz isim tamlaması kullanılmış. O yüzden E seçeneğini elemiş oluruz. C seçeneğinde ise lügat bir isim ver bana halimden her güzel dilden bir isim. Bakın herhangi bir isim tamlaması yok. O yüzden cevabımız da C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde at tamlamasında tamlayan tamlananın neye benzediğini belirtmektedir? Güney Asya'daki deprem felaketi bütün dünyayı yasa boğdu. Bakın deprem felaketi birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burada belirtisiz isim tamlaması var. Fakat tamlayan tamlananın neye benzediğini belirtmiyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Kış mevsiminde bütün doğa sanki uykuya yatar. Yine kış mevsimi birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burada da belirtisiz isim tamlaması var. Burada da tamlayan tamlananın neye benzediğini belirtmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Öğrencilerdeki sınav stresi hakkında bir seminer verdi. Sınav stresi birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burada da belirtisiz isim tamlaması var. Yine herhangi bir şeyin neye benzediği belirtilmemiş. O yüzden C seçeneğini de elemiş olduk. D seçeneği dursun.
Baba ve oğul bahçeye incir ağacı dikmiş. İncir ağacı birinci sözcük ek almayıp ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burası da belirtisiz isim tamlaması. Fakat herhangi bir şeyin neye benzetildiği burada da söz konusu değil. Bunu da elemiş oluruz. Ders için eğindiyse annesi akşam için sigara böreği hazırlamış cümlesinde sigara böreği birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük arkadaşlar ne eki almış, iyelik eki almış, burası da nedir yine belirtisiz isim tamlamasıdır. Böreği neye benzetmiş, sigaraya benzetmiş. Bakın tamlayan tamlananın neye benzediğini belirtmektedir. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi bir at tamlamasının ögesi değildir demiş. Hasretinle geçiyorken bu gençlik çağım, bakın ne çağı? Gençlik çağı. Birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burada belirtisiz isim tamlaması var. Gençlik sözcüğü de burada ne görevinde arkadaşlar? Tamlayan görevinde. Yılların kapılsam da seline gene, yılların seli. Birinci sözcük tamlayan eki almış. İkinci sözcük ise görmüş olduğunuz gibi iyelik eki almış. Yılların seli belirtili isim tamlamasıdır. Seline kelimesi de burada tamlanan görevinde kullanılmıştır. At düşünce saçların kumral rengine. Bakın saçların rengi. Yine birinci sözcük tamlayan eki almış. İkinci sözcük iyelik eki almış. Burası da nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Saçların sözcüğü burada tamlayan görevinde. Rengine sözcüğü ise tamlanan görevinde kullanılmıştır. Kollarında son aşığın ben olacağım cümlesinde ise aşığın sözcüğü bakın herhangi bir tamlamanın ögesi değil. Fakat burada şunu görüyoruz. Senin aşığın desem tamlayana düşmüş belirtili isim tamlaması olur. Fakat soru kökünde bu belirtilmediği müddetçe biz bunu tamlama olarak kabul edemeyiz. Ve bundan dolayı da aşığın sözcüğü herhangi bir tamlamanın ögesi değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru, aşağıdaki atasözlerinin hangisinde tamlayana ortak bir at tamlaması kullanılmıştır? Tamlayana ortak dediğine göre birinci sözcüğün ortak olması lazım. Adam adamın, sarraf altının kıymetini bilir cümlesinde altının kıymeti birincisi ek almış, ikincisi de iyelik eki aldığı için burada belirtili isim tamlaması kullanılmıştır. Bakın herhangi bir ortaklık yok. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Cefa çekmeyen sefanın kadrini bilmez. Burada var mı peki? Tabii ki var. Sefanın kadri. Birincisi tamlayan eki almış, ikincisi iyelik eki almış. Her ikisi de ek aldığı için bu da yine belirtili isim tamlamasıdır. Fakat bir ortaklık yok. O yüzden bunu denemiş oluruz. C seçeneği dursun. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Elin nesi? Bakın tamlayan eki var. İyelik eki var. Burası da belirtili isim tamlaması. Elin sesi yine birincisi tamlayan eki, ikincisi iyelik eki. Burası da belirtili isim tamlaması. Fakat tamlayanı ortak bir isim tamlaması yok. İki tane ayrı tamlama var burada. Bundan dolayı D seçeneğini denemiş oluruz. Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar. Bakın arkadaşlar gümüş kapıyı demiş. Birincisi ek almamış. İkincisi iyelik eki aldığı için burada belirtisiz isim tamlaması vardır. Altın kapıyı demiş. Birincisi ek almamış. İkincisi de iyelik eki aldığı için burada da ne var arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlaması var. Yine farklı tamlamalar olduğunu görüyoruz. Tamlayan ortak isim tamlaması yok. O yüzden E seçeneğinde elemiş oluruz. Fakat C seçeneğinde dervişin fikri ne ise zikri de odur. Bakın dervişin fikri, dervişin zikri. Dervişin sözcüğü burada nedir? Tamlayan görevindedir. Tamlayan ekini almış. Fikri sözcüğü tamlanan görevindedir. Yine zikri sözcüğü de iyelik eki almış. Bu da tamlanan görevindedir. Dolayısıyla derviş yani tamlayan birden fazla tamlanana bağlandığı için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu dizelerde
altı çizili at tamlamalarından hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Kalbin aynası. Birinci sözcük tamlayan, ikinci sözcük iyilik eki aldığı için burası belirtili isim tamlamasıdır. Gönlün sesi yine birinci sözcük tamlayan, ikinci sözcük iyilik eki aldığı için burası da belirtili isim tamlamasıdır. Duygunun ifadesi tamlayan eki, iyilik eki, burası da belirtili isim tamlamasıdır. Gönül tezgahı demiş, birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyilik eki aldığı için burası nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Erenlerin dergahında erenlerin tamlayan eki almış, dergahı tamlanan eki almış. Her ikisi de ek aldığı için burası da belirtili isim tamlamasıdır. Farklı olanı sormuştu. 4 numaralı sözcük öbeği belirtisiz isim tamlaması, diğerleri de belirtili isim tamlaması olduğu için doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu dizelerdeki altı çizili bölümlerle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Birinci, sıfatla belirtilmiş bir at tamlamasıdır. Bakalım, zafer müjdesi. Birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyilik eki aldığı için burası belirtisiz isim tamlamasıdır. Hangi zafer müjdesi? Bir zafer müjdesi. Bir sözcüğü burada bakın, yine belgisiz sıfattır ve görmüş olduğunuz gibi at tamlamasını belirtiyor. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci, tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş belirtili at tamlamasıdır. Sihrini geçmiş zamanın. Bakın, geçmiş zamanın sihri olacak arkadaşlar. Burası nedir? Tamlayan görevindedir. Burası ise tamlanan görevindedir. Tamlayanla tamlananın yer değiştirdiği görülmektedir. B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü, birleşik sıfatla oluşturulmuş sıfat tamlamasıdır. Güvercin bakışlı sessizlik. Bakın, sessizlik isim. Nasıl sessizlik? Güvercin bakışlı. Buradaki lı eki iki sözcüğü birlikte okuttuğu için biz buna kurallı birleşik sıfat diyoruz. Tamam mı? Bunların kuralları var. Konu anlatım videolarında bahsetmiştik. Burası kurallı birleşik sıfat olur. İsim artı sıfat neyi oluşturur? Sıfat tamlamasını oluşturur. C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü, tamlayanı sıfatla belirtilmiş zincirleme at tamlamasıdır. Bakalım, bir fecrin zafer aynası. Fecrin zafer aynası. Üç sözcük bir araya gelmiş. Zafer aynası belirtisiz isim tamlaması. Fecrin aynası belirtili isim tamlaması. Üç isim bir araya gelmiş, kendi içinde tamlama oluşturmuş. Zincirleme isim tamlaması. Kaç fecrin ya da hangi fecrin? Bir fecrin. Bakın, buradaki bir sözcüğü de yine belgisiz sıfat olarak kullanılmış. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 5. Zincirleme at tamlamasıdır demiş. Bakalım, sabrın acı meyvesi. Sabrın meyvesi. Tamlayan ek almış, tamlanan da iyilik eki almış. Burası nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Nasıl meyve? Acı meyve. Acı sözcüğü de burada niteleme sıfatıdır. Zincirleme isim tamlaması olabilmesi için 3 ismin olması gerekir. Burada tamlananın sıfat tarafından nitelenmiş belirtili isim tamlaması var. Zincirleme isim tamlaması yok. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ötekilerden farklı bir at tamlaması vardır? Siyah denizler. Yalnızlığın haritasıdır bu. Yalnızlığın haritası. Birinci sözcük tamlayan eki, ikinci sözcük iyilik eki almış. Her ikisi de ek aldığı için burası nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. B seçeneği dursun. Sıkı dur sen. Aynı felaketin dehasıdır bu. Bakın, felaketin dehası yine birinci sözcük tamlayan, ikinci sözcük iyilik eki aldığı için burası da nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Pek bir harabız ya. O şenliğin pahasıdır bu. Şenliğin pahası, birinci sözcük tamlayan, ikinci sözcük iyilik eki aldığı için burada da belirtili isim tamlaması var. Sen bilirsin gönül, dirliklerin hasıdır bu. Dirliklerin hası, birinci sözcük tamlayan, ikinci sözcük iyilik eki aldığı için
Burada da belirtili isim tamlaması var. B seçeneğinde ise geçmek gerek. Cinnet Vadisi'nin ortasıdır bu. Bakın 3 isim bir araya gelmiş. Cinnet Vadisi belirtili isim tamlaması. Vadisinin ortası belirtili isim tamlaması. Bir belirtisiz, bir de belirtili isim tamlaması var. 3 isim bir araya gelmiş. Kendi içinde tamlama oluşturmuş. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Zincirleme isim tamlaması diyoruz. Bu da diğerlerinden farklı. Bu yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş at tamlaması kullanılmamıştır diyor. İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin, Nebi'nin cübbesi belirtili isim tamlamasıdır. Tamlayan ile tamlananın yer değiştirdiği görülmektedir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini Ceddin, Ceddin hazinesi. Birinci sözcük tamlayan, ikinci sözcük iyilik eki almış. Tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş. O yüzden B seçeneğini de elemiş oluruz. Tablosunu yapardım yıkılan yer kulenin. Bakın kulenin tablosu olacak arkadaşlar. Birinci sözcük tamlayan eki almış. İkinci sözcük ise iyilik eki almış. Tamlayanla tamlanan yer değiştirdiği için C seçeneğini de elemiş oluruz. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Bulutların tamlayan eki almış. Şemsiyesi iyelik eki almış. Tamlayanla tamlanan burada da yer değiştirmiş. O yüzden D seçeneğini de elemiş oluruz. Çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Bakın arkadaşlar burada herhangi bir tamlayan ile tamlananı yer değiştirmiş at tamlaması yok. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisiyle ilgili olarak verilen ayraç içindeki bilgi yanlıştır. Önce ayraç içlerine bakalım. Zincirleme at tamlaması kullanılmıştır diyor. Bir kayalar ormanını andıran giden gelmez dağları Antalya'ya bağlı Akseki ilçesinin kuzeyinde bulunuyor. Bakın Akseki ilçesinin kuzeyi. 3 isim bir araya gelmiş. İlçesinin kuzeyi belirtili isim tamlaması. Akseki ilçesi belirtisiz isim tamlaması. 3 isim bir araya gelmiş. Oluşan isim tamlaması da zincirleme isim tamlamasıdır. Açıklamaya uygun bunu elemiş oluruz. Tamlayanı ile tamlananı arasında sözcüklerin girdiği at tamlaması vardır. Türkiye'nin en sarp dağları ünvanını taşıyor giden gelmez dağları. Arkadaşlar Türkiye'nin dağları belirtili isim tamlaması. Sarp dağlar desem niteleme sıfatı. En sarp dağlar desem burası da nedir? Üstünlük zarfıdır ya da miktar zarfıdır. Bakın tamlayan ile tamlanan arasında hem niteleme sıfatı hem de zarf girmiş. O yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Belirtisiz at tamlaması sıfat görevinde kullanılmıştır. Renk renk çiçeklerle kaplanan uçsuz bucaksız bir coğrafyadır tahıl ambarı Konya Ovası. Bakın burada tahıl ambarı sözcüğü birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük iyelik eki aldığı için nedir arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Peki Konya Ovası bu da belirtisiz isim tamlaması. Birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük iyelik eki almış. Şimdi soruyoruz. Nasıl Konya Ovası? Tahıl ambarı olan Konya Ovası. Tahıl ambarı sözcüğü burada niteleme sıfatı görevindedir. Açıklamaya uygundur. Bunu da elemiş oluruz. Birden çok sıfat tamlaması kullanılmıştır. Bir fötür şapkayı andıran Meke Gölü, şaşkınlık ve hayret uyandıran bir doğal hazinedir. Hazine isim. Nasıl hazine? Şaşkınlık ve hayranlık uyandıran doğal bir hazineymiş. Burası niteleme sıfatı. Sıfat artı isim, sıfat tamlamasını oluşturur. Yine Meke Gölü demiş. Belirtisiz isim tamlaması. Nasıl Meke Gölü? Bir fötür şapkayı andıran Meke Gölü. Burası da niteleme sıfatıdır. Sıfat artı isim. Bu da sıfat tamlamasını oluşturur. Birden fazla sıfat tamlaması var. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Burada C seçeneğine baktığımızda ise tamlayanı ortak belirtili at tamlaması kullanılmıştır. Tamlayan dediği şey birinci sözcüğün ortak olması lazım. Ateşin, suyun ve rüzgarın eseridir. Mucizeler yarığı
Ihlara Vadisi. Dikkat edecek olursanız ateşin eseri, suyun eseri, rüzgarın eseri. Şimdi burada tamlayan mı ortak yoksa tamlanan mı ortak? Tabii ki tamlanan ortak, değil mi? Yani ikinci sözcüğün ortak olduğunu görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada rüzgarın eseri, suyun eseri ve ateşin eseri diyerek tamlayanın birden fazla olduğu görülmektedir. Tamlayan ortak değildir. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 11. soru. İsim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu açıklamaya örnek gösterilemez? Ben kimsesiz seyyahı Meçhuller Caddesi'nin. Bakın, Meçhuller Caddesi'nin kimsesiz seyyahı dersem tamlayanla tamlananın yer değiştirdiği görülmektedir. O yüzden A seçeneğini elemiş olurum. Ben yankısından kaçan çocuk kendi sesinin. Kendi sesinin yankısı. Tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş. Burada da böyle bir kullanım var. Bunu da elemiş olduk. C seçeneği dursun. Ben usanmaz bekçisi, yolcu inmez hanların bekçisi. Burada da arkadaşlar tamlayanla tamlananın yer değiştirdiği görülmekte. Bunu da elemiş oldum. Ben tükenmez ormanı, ısınmaz külhanların tükenmez ormanı olacak. Burada da tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş. O yüzden E seçeneğinde elemiş oluruz. Fakat C seçeneğinde yer alan ben kutup yelkenlisi, buz tutmuş kayalarda, kutup yelkenlisi belirtisiz isim tamlaması. Birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki almış. Burada herhangi bir tamlayanla tamlananın yer değiştirme durumu söz konusu değil. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda bu dizelerdeki numaralı tamlamalardan hangisi Türkçe ötekilerden farklıdır demiş. Bakalım, Cengiz Çağı. Ne çağı? Cengiz Çağı. Birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burada belirtisiz isim tamlaması var. Güz Yaprağı. Birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burada da yine belirtisiz isim tamlaması var. Sonbahar Hüznü. Birinci sözcükte ek yok, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burası da belirtisiz isim tamlamasıdır. Mısır Kuşları. Yine birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burada da belirtisiz isim tamlaması kullanılmış. Lanetli Tohumu. Tohum isim. Nasıl tohum? Lanetli tohum. Burası niteleme sıfatıdır. Sıfat artı isim sıfat tamlamasını oluşturur. Türce ötekilerinden farklı olanı sormuştu. İki numaralı yer sıfat tamlaması, diğerleri de isim tamlaması olduğu için doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.